Herkese iyi akşamlar. İsmim Anıl Tamer Yılmaz. Yaklaşık 3 senedir Anafot Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Geçen sene Mart ayından beri malum pandemi şartları sebebiyle etkinliklerimizi Zoom programı üzerinden yapıyoruz. Belki 70. belki 80. etkinliğimiz. Ama bu Haziran ayın sonunda da bir etkinliklerimizi artık yavaş yavaş ara vermeye başlayacağız. Malum her yer açılınca insanlar tatile gitmeye başladı. Katılımcı sayısının düşüklüğü de biraz bunu gösteriyor. Ama sondan bir önceki konuğumuz Adana'dan çok önemli bir konuğumuz. Selman Vefa Yıldırım'ı ağırlayacağız. Bugün bize iki tane birbirinden güzel sunum yapacak. Albert Eckstein'ın neydi abi sunum ismi? Bak şimdi şey yaptım. Albert Eckstein'ın Fotoğrafçı. Kısa bir bakış ve Müzedeki Hayalet adlı bize iki sunumunu yapacak. Abi söz sende. Hoş geldin tekrardan. Çok teşekkür ederim Anılcığım. Senin nezdinde ben Anafot Derneği'ne, yönetim kuruluna ve üyelerine buradan selam ederek başlamak istiyorum. Beni davet etmeniz benim için çok büyük bir onur tabii. Çok teşekkür ederim. Şimdi iki sunum var gerçekten. Katılımcı arkadaşlarımın bir kısmını tanıyorum. Bir kısmını işte bugün tanıyacağız herhalde. Ben çok fazla sıkmadan sizlere ilk sunuma geçmek istiyorum. Tamam. Abi sunuma geçmeden ben bir hatırlatma yapayım herkese de. Ya bağlantıda Selman abinin bağlantısında biraz şey var. Sıkıntı var gibi. Ben herkesten kamerasını ve mikrofonunu kapatmasını rica edeceğim. En azından o hattı biraz rahatlatalım. Veri alışverişini daha sağlıklı yapalım. Hepinizden kamerasını kapatmasını rica edeceğim. Abi söz sende. Kusura bakma oraya girdim. Tamam, okey. Şimdi bu şey, bu sunumun başlığını görünce şaşırmış olabilirsiniz. Bazılarınız nereden çıktı bu Albert Einstein diye sormuş olabilir. Aslında sunumda bunların çoğunun cevabı olacak zaten. Şimdi amacım asla sizlere bir ders vermek falan gibi bir şey değil elbette. Sadece sizlere bir nevi Vivian Maier olan birisinden bahsedeceğim. Nasıl Vivian Maier yüz binlerce kare fotoğraf çektiyse ve bunların hiçbirisini görmeden daha sonra fotoğraflar ortaya çıktıysa, Doktor Albert Einstein'ın fotoğrafları da bir nevi bu şekilde ortaya çıkarılan fotoğraflar. Ben fotoğrafları gördükten sonra çok etkilendim. Gerçekten hem bir hekim olarak hem bir fotoğrafçı gözüyle baktığım zaman çok etkilendim ve bu fotoğrafların daha fazla kişi tarafından görülmesi gerektiğini düşündüğüm için bu tür bir işe giriştim. Şimdi sunumu yaptıktan sonra sanırım siz de bana hak vereceksiniz. İsterseniz bir başlayalım. Bu sunumu daha önce bizim küçük bir grup var. Faruk Akbaş ve Baytekin abinin de önderliğini yaptığı böyle 20-25 kişilik bir grup. Orada da gösterdim ama bu biraz daha genişletilmiş hali o sunumu. Şimdi kim bu Doktor Albert Einstein? Doktor Albert Einstein 1930'lu yılların karanlık Avrupa'sında yetişmiş iyi bir Alman pediatrist. Bu dönemi hepiniz biliyorsunuz. İşte kimilerine göç yolları görünmüş, kimilerine de ölüm görünmüş. Almanya, faşizmin yükseldiği ve zirvede olduğu yıllar, insanlar zorlanmaya başlamışlar falan. O dönemde tabii çok ilginç bir ülke var, yükselen bir ülke, yeni kurulmuş bir ülke ve deneyimli, bilgili, tecrübeli insanlara, bilim adamlarına da aç bir ülke. Dolayısıyla bunları bünyesine katabilecek güçte bir ülke ve bu değerlendiriliyor gerçekten. Almanya'dan göçe zorlanan bu beyinler o dönemin bana göre aydınlık Türkiye'sine çağrılıyorlar. Bunların çoğu geliyor.
Ve üniversitelerimizin temellerinin atılmasında da önemli pay sahibi oluyorlar. Hatta mesela bakın size ben birkaç tane örnek vereyim. Ünlü besteci Paul Hindemith mesela geliyor ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu unvanını alıyor. Hans Winterstein İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji bölümünü kuruyor. Rosa Maria Rosler yine İstanbul Üniversitesi'nde Patolojik Anatomi bölümünü kuruyor. Edward Zuckmayer var, işte Musiki Muallim Mektebi, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde sonra isim değiştiriyor bu ve devam ediyor. Mesela o yıllarda buraya gelen hemen hepsi Yahudi olan bu bilim adamları, müzisyenler, doktorlar, cerrahlar yaklaşık 1930'lu yılların başından 32, 33, 35'li yıllarda gelip 15 sene civarında kalıyorlar ve daha sonra ya Almanya'ya ya Avrupa'nın diğer ülkelerine ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne tekrar gidiyorlar. İki veya üç tanesi ise hayatını burada geçiriyor tamamen ve burada ölüyorlar. Bu Edward Zuckmayer de hayatının neredeyse tamamını burada geçiren, iş yaşamını burada tamamlayan kişilerden bir tanesi. O dönemde buraya davet edilenlerden birisi de Profesör Albert Einstein. Geldiği zaman profesör zaten. Kendisi bir çocuk hekimi. 1935 ile 1949 yılları arasında ailesiyle birlikte Türkiye'ye geliyor ve burada yaşamını devam ettiriyor. Burada kendisinin bir aile fotoğrafını görüyorsunuz. İşte ortadaki, en önde ortada oturan kendisi, yanında şapkalı olan eşi. Diğerleri de işte onunla beraber çalışan veya ailesinden kişiler. Şimdi biz bazı şeyleri böyle hani sanki ezelden beri varmış gibi görüyoruz. İşte kullandığımız bazı eşyaları, işte sadece adını bildiğimiz bazı kişileri, bazı meslekleri sanki hep şimdi gördüğümüz şekliyleymiş gibi bazen düşünüyoruz. Aslında öyle değil. Bunların ciddi bir tarihsel geçmişleri var. Hani Rus yazarlar için Dostoyevski'nin söylediğini düşündükleri bir ya da söylediği bir söz vardır. Hepimiz Gogol'ün paltosundan çıkmışızdır demiştir Dostoyevski. Bunda kastettiği tüm Rus yazarlarının Gogol'ün palto öyküsünden çıktığı, İşte çoğaldığı, alıp başlarını gittikleri anlamındadır. Gerçekten de Türkiye'de biz pediatristler, bu arada ben tanımayanlar için kendimi tanıtmayı unuttum. Ben bir çocuk hekimiyim, çocuk kardiyoloğuyum aynı zamanda. İşte Adana'da özel bir yerde çalışıyorum. Bir Yakın Doğu Üniversitesi'nde de öğretim üyesiyim. Dolayısıyla bir çocuk hekimi olarak, tarihsel olarak bizim geçmişimizde Türkiye'de Profesör Einstein'a dayanıyor. Bakın buradaki fotoğrafta, şurada işaretliyorum. Şu gördüğünüz genç adam, çoğunuz belki tanımıştır. Belki de tanımayanlar için de ben söyleyeyim. İhsan Doğramacı. İhsan Doğramacı da bir çocuk hekimiydi. Ve onun yanında burada da Profesör Doktor Bahtiyar Demirağ. Bu iki insan Einstein'ın ilk iki pediatrist yaptığı öğrencisi. Yani biz Profesör Einstein'ın, yani biz çocuk hekimleri Türkiye'de Profesör Einstein'ın beyaz önlüğünden çoğalmışız. Bir kere bunu burada tekrar söylemek lazım. Yani velhasılı çocuk hekimliğinin geçmişi Türkiye'de 1930'lu yıllara dayanıyor. Yani yaklaşık 80 yıllık bir süreci var. Dolayısıyla pediatri açısından, tıp bilimi açısından Türkiye'deki ayrı bir önemi var Profesör Einstein'ın. Şimdi Profesör Einstein Ankara'ya davet ediliyor çalışmak üzere bizim Sağlık Bakanlığı tarafından. Ve geldikten sonra da kendisi iki kez görevli olarak uzun süren Anadolu gezilerine çıkıyor. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 20'den fazla ilin yüzlerce köyünde, kasabasında dolaşıyor kendisi ve ekibiyle beraber. Bu gezilerde özellikle
koruyucu tıp çocuk ve kadın sağlığının durumunu saptamak amacıyla çıkıyor bu gezilere. Bu geziler sırasında elbette notlar tutuyor, işte raporlar yazıyor, işte bir takım pratik muayeneler yapıyor, işte kan tahlilleri yapıyor, idrar tahlilleri yapıyor. Ama bir şey daha yapıyor, fotoğraf çekiyor. Yani elindeki aksam makina neyse fotoğraf çekiyor. Döneminin Anadolu coğrafyasını, toplumunu yansıtan, bana göre toplumcu belgeci gözle çekilmiş bu fotoğraflar daha sonra bir grup meraklı ve duyarlı, duygulu kişi tarafından çok değil yakın zamanda, yani 15-20 yıl civarına dayanıyor, 20 yılı bile yok, 15 yıl civarında, 15 yıl öncesine kadar bunlar arşivde, işte çekmecelerde kapalı, gün yüzüne çıkartılıyor. Evet. Bu fotoğraflar ortaya çıkarıldıktan sonra hem Dr. Eckstein'ın yaşamına ilişkin, hem çalışma sistemine ilişkin, hem de Anadolu gezilerine ilişkin birkaç etkinlik düzenleniyor. En önemli etkinliklerden bir tanesi de yaklaşık 2,5-3 yıl önce Ankara'da bir sergi olarak yapılıyor. Ben de çok meraklıydım zaten Eckstein konusunda. O sergiyi duyunca özel olarak Ankara'ya bir hafta sonu çıktım, gittim ve o sergiyi gezdim. Sergi şöyle, genel anlamda bilgilendirici detaylar var. Ama onun dışında çarpıcı büyüklükte basılmış, siyah beyaz sunulmuş Eckstein fotoğrafları var. Ben de o fotoğrafları gördüm ve ilk bakıştan itibaren gerçekten çok etkilendim. Her bir fotoğrafın önünde en az bir 8-10 dakika durduğumu hatırlıyorum, biliyorum. Bu fotoğraflarda 40'lı yılların Anadolu şehirlerinde, köylerinde gerçekten bir gezintiye çıktığımı hissettim. Yani çektiğim, orada gördüğüm fotoğraflarda çocukların gözlerinde, şimdiki çocukların gözlerini, işte kadınların bakışında analığın o değişmez bakışını, kadınlığın güzelliğini gördüm. Gülüşler çok içtendi, bakışlar derindi ve bu beni gerçekten çok etkiledi ve çok düşündürdü. Bu fotoğrafları seyrederken köylerde, kasabalarda biz de dolaşıyoruz elbette, biliyorsunuz. Yani işte ben de çok dolaşıyorum. Kendi çektiğim fotoğraflarla kıyasladım. Ve zamanın neler getirdiğini, neler götürdüğünü gördüm, hissettim. Kimisinde sevindim, kimisinde de içlendim bu fotoğrafları seyrederken. Şimdi Eckstein'ın bu fotoğrafları dönemin insan dokusunu ve Anadolu yaşamının bütün gerçekliği ve doğallığıyla bana göre yansıtıyordu. Fotoğraflardaki bu özellik bana iki şeyi çok net hatırlattı. Bir, Fikret Otyam fotoğraflarını ve Ali Öz fotoğraflarını. Sanki her ikisinin çektiği fotoğrafların tatlarının bir karışımı vardı bu fotoğraflarda. Dolayısıyla bunu gördükten sonra Fikret Otyam fotoğraflarına ve resimlerine biraz daha baktım. Tam onun üzerine de Ali Öz'ün 80'li yıllarda çektiği fotoğraflar geldi. Bu sefer iyice mest oldum. Neden? Birazdan size de bunu daha iyi anlatacağımı zannediyorum. Şimdi bu fotoğraf, sergideki iki büyük fotoğraf. İşte ben de sergide gezerken karşıdan bunu çekmişim. Bu bana ait bir fotoğraf. İşte sağda çok güzel bir kız çocuğu, gezen bir başka kişi ve köyde birisi dolaşırken. Şimdi ben size bu fotoğrafları çok konuşmadan ama yavaş geçerek biraz sessizce göstermek istiyorum. Üzerinde biraz hem iyi görelim hem biraz da düşünelim diye. Konuşmaları isterseniz daha sonra zaten yaparız, üzerinde tartışır konuşuruz. Bu muhtemelen köylerden bir tanesinde çektiği, bana göre son derece güzel, son derece doğal,
son derece içtenlikli bir fotoğraf. Hangimiz fotoğrafçı olarak böyle bir portre çekmek istemeyiz? Hangimizin herhangi bir köyde giderken sırtında çocuğunu taşıyan bir anne fotoğrafı yok? Şu çocuğun yakalanmış bakışının güzelliği ne kadar hoş, değil mi? Gözler zaten söylüyor. Yani konuşmamıza çok gerek yok. İşte dönemin bir köyünde dönemin kıyafeti, başörtüsü, çocuğu, kıyafetler, fakirlik, ne dersiniz? Her şey içtenlikli bir şekilde gözümüzün önünde. Yine burada bir başka anne ve çocuk portresi. Yörükler, göçerler, kasabalılar, köylüler hep kameradan an olarak dondurulmuş Eckstein'ın gözlerinden. İşte bir Yemeni tamircisi. Gözlüklerine bakar mısınız? Gömleğine. Artık görmeyi neredeyse hiç göremediğimiz muhtemelen Afrika taraflarından gelmiş Türkiye'de yerleştirilmiş kişilerden bir örnek. Bu bizim Adana'da Yumurtalık taraflarında bir köyde vardı Afrika kökenli vatandaşlarımız ama artık onlar da hiç görünmez oldular. Muhtemelen kalmadılar. Muhtemelen Muğla taraflarında çekilmiş olan bir fotoğraf bu. Bakın burada benim çok beğendiğim bir fotoğraf. Emziren bir anne. Çok güzel bir fotoğraf ama şu anda çekmeye kalksak belki çok zorlanırız. Hemen yanına da şeyi koydum. Yine bu yörede hepinizin görmesini önereceğim Halep Çembel'in Aslantaş Açık Hava Müzesi'nden bir Hitit kabartması. Yani 1930'lu yıllarda fotoğrafını çekmişiz ama binlerce yıl önce de kabartmasını yapmış sanatçı. İşte saçlarını güzel örmüş bir abla kardeşine bakıyor. Hafif utangaç bir gülüş var yüzünde. Ve çiftçiler, işte döneme uygun araçlar. Hepimiz bir hasat zamanı mutlaka çıkıp bir buğday savuran insanları çekmeyi severiz. Buyurun, Doktor Eckstein de o zaman kamerasından bunları görmüş ve dondurmuş. Şu gördüğünüz sebze, şu anda yetişiyor mu böyle bir şey bilmiyorum. Yine kızın yüzünde güzel bir gülüş yakalamış. Burada hakeza yine aynı şekilde. İçtenlikli fotoğraflar. Bu Ankara Kalesi'nden çektiği bir fotoğraf. Tabii çoğunlukla ben portre örneklerini verdim size ama başka örnekler de var. İşte bunun gibi Ankara Kalesi'nde çektiği gündelik hem Ankara Kalesi'ni içine alan hatta çoğunlukla onu içine alan bir fotoğraf. Uludağ'a gitmişler. Efes'e gitmişler o dönemde. Oralarda çektiği fotoğraflar da var. Bu Uludağ'da çektiği kendisi ve küçük bir grup kayak için Uludağ'a gitmişler. 1935-40'lı yıllar. Burada görüyorsunuz işte çocuğun gözlerine sürme çekilmiş. Muhtemelen tıbbi bir ya koruyucu bir işlem yapılmış ya çocukta bir sarılık bir hastalık var. Onun güya tedavisi yapılmış gibi görünüyor burada. Bu gelenek
ler hala kısmen de olsa devam ettiriliyor. İşte çocuk bebek doğduktan sonra tuza sarılıyor gibi veya işte sarılığı olunca hacamat edilip işte kan akıtılıyor gibi. Ne yazık ki hala bunları tam olarak bitiremedik. Burada işte şapkası çocuğu karısıyla bir köydeki ailelerden bir tanesi. Burada gündelik yaşamdan örnek fotoğraflar, çiftçiler, kullandıkları araçlar, işte gündelik yaşam, kıyafetler, çocuklar. Şu gördüğünüz 1940'lı yıllarda arka tarafında İsmet İnönü'nün resminin olduğu bu 10 Türk lirasının üzerindeki bu fotoğraf Albert Einstein'ın çektiği fotoğraflardan bir tanesi. Hatta şunun şöyle bir anekdotu da anlatılıyor. Bu fotoğraftaki kadının kocası sonradan kızmış, niye benim karımın fotoğrafını çektin falan filan gibi bir şeyler söylemiş ve daha sonra işte bu daha sonra da tabii gönlü alınmış, bu fotoğraf da parada kullanılmış daha sonra. Şimdi bu fotoğraflar içerisinde beni bir portre olarak, bir insan olarak, bir bakışıyla, duruşuyla en çok etkileyen fotoğraflardan bir tanesi bu kız çocuğunun fotoğrafı oldu. Gerçekten çok iyi bir baskısını da yapmışlardı ve çok büyük bir baskıydı. Belki o da etkiledi beni. Ama bu sahicilik, yani değme portre çeken kişilerin de fotoğraflarını görüyoruz. O kadar etkileyici olmadı hiçbirisinin ama bu fotoğrafın ciddi bir etkileyiciliği oldu benim üzerimde. Şimdi hani dönemin Fikret, dönemin fotoğrafçılarından bir süre sonra 1950'ler yılına denk geliyor. Ben biraz da onun fotoğraflarından örnekler vermek istedim ki hani basit bir karşılaştırma yapabilelim diye. Bu Fikret Otyam da biliyorsunuz son derece önemli. Anadolu'yu 1950'li yıllarda Anadolu'yu karış karış gezip fotoğraflayan, fotoreportajlar yapan önemli gazetecilerimizden bir tanesi ve çok da çok da iyi ressamlarımızdan bir tanesi. Zaten resimleri fotoğraflarının çok çok önüne geçti. O koca gözleriyle Anadolu kadınını yansıtan resimleri elbette çok iyi ama fotoğrafları beni ayrıca çok etkilemiş fotoğrafçılardan bir tanesidir. Ne kadar benziyor değil mi şeyler? Yani 1935-40'lı yıllarda çekilen Eckstein fotoğrafları, 1950'li yıllarda çekilen Otyam fotoğrafları. İşte portreler, dönemin yaşamı, çiftçiler, hasta taşıyan insanlar. Tüm bu fotoğraflar, işte Eckstein'ın fotoğrafları, Otyam'ın fotoğrafları ve 1980'li yıllara gelince de bir kişi yine önemli benim açımdan. Şu gördüğünüz fotoğrafı çeken Ali Öz. Bakın şu bende neye dönüştü biliyor musunuz? Şu kızın iz düşümü sanki bu gibi geldi. Birisi 1930'lu yıllarda yaşadı. Kıyafeti, duruşu, bakışı. İşte diğeri 1980'li yıllarda. Bana böyle bir benzetişim veya iz düşüm de diyebilirsiniz. Böyle bir şey oldu ve bu fotoğraf da bu yüzden herhalde beni çok etkiledi. O yüzden Ali abiye de teşekkür ediyorum. Gönderdi bana, şu anda duvarımda duruyor. Büyük, güzel bir baskı olarak. Rüya gibi bir fotoğraf bana göre bu ve şu iki fotoğraf. Bunun da hani bir örneğinin bende olmasını isterdim. Şimdi neden önemli, neden toplumcu belgeci fotoğraf, toplumcu belgeci gözle çekmiş gibi geldi bana bu?
Biliyorsunuz toplumcu belgeci fotoğrafın öncülleri ta John Fenton'a, Kırım Savaşı'na kadar dayanıyor. Ama John Fenton şöyle yanaşma bir fotoğrafçı sonuç olarak. Dolayısıyla Kırım Savaşı'nın Kırım Savaşı'nda savaşı göstermiyor. Başka bir şey gösteriyor. Ama asıl belge Amerikan İç Savaşı ile başlıyor. Matthew Brady, Timothy O'Sullivan ve Alexander Gardner ile başlıyor. Ve bunlar kolu kopmuş, bacağı kopmuş, ölmüş, çürümüş, savaşta yıkılmış evler, yanmış insanlar, tecavüze uğramış kadınları da göstererek gerçek anlamda belge olarak bunları sunmaya başlıyorlar. Sonra Henry Mayhew Londra işçileri ve Londra yoksullarını çektiği fotoğrafları yayınlıyor. Daha sonra Jacob Rees yine New York'ta diğer yarı nasıl yaşıyor diye bir fotoğraf çalışması yapıyor ve yine toplumcu gözle bunları insanlara sunuyor. Çocuk ve göçmen işçiler Lewis Hine tarafından yayınlanıyor ve 1930'lu yıllarda Dorothea Lange, Walker Evans, Andre Kertész ve Eugene Smith diye bu silsile gidiyor ve etkileri hala günümüze kadar önemli. Ne yapıyor toplumcu belgeci fotoğraf? Bir kere konusunu yaşam ve gerçeklikten alıyor ve gerçekliğin çarpıtılmasını içeren hiçbir kurguya da yer vermiyor. Dolayısıyla belli bir ileti aktarımını da bize gerçekleştirmiş oluyor. Toplumcu belgecinin temel özellikleri bunlar. Tabii ki buna ekleme yapanlar, bundan çıkarma yapanlar olabilir. Ama genel anlamda kitaplarda bu haliyle yazıyor. Dorothea Lange de çok önemli toplumcu belgeci fotoğraflardan birisi. Biliyorsunuz 1930'lu yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'nde ki büyük kriz, büyük buhran döneminde mahvolmuş çiftçilerin fotoğraflarını çekmiş kişi kendisi ve bu fotoğrafların etkileyici gücü sonradan birçok devlet tarafından birçok düzeltmenin yapılmasını sağlamış. Çok ilginçtir. Bir Dorothea Lange'in fotoğraflarını gördükten sonra ben Gazap Üzümleri'ni tekrar okudum. Gazap Üzümleri 1940 yılında yayınlanmış olan bir kitap. 1939'da yayınlanıyor. 1940'da da filmi yapılıyor. Filmini de seyretmenizi öneririm. Gerçekten sanırım John Steinbeck Dorothea Lange'in fotoğraflarını görüp iyice inceleyip içselleştirdikten sonra ve derin bazı araştırmalar yaptıktan sonra o kitabı yazmış. Çünkü kitabı okuduğunuz zaman Dorothea Lange'in fotoğraflarını görmüş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi fotoğraf gerçekten bir imparatorluk gibi. Sadece hobi olarak ilgilenenler var. Sadece meslek olarak yapanlar var. Sadece çocuk fotoğrafı çekenler var. Sadece gezi fotoğrafı çekenler var. Sadece kedi fotoğrafı çekenler var ve benzeri. Susan Sontag şöyle bir saptama yapmış. Ve bence konuyu da özetliyor. Fotoğraf her zaman toplumsal tepelere ve çukurlara hayranlık beslemiştir. Belgeciler eli fotoğraf makinalı saray Aylılardan farklı olarak bunlardan ikincisini yerlerler. Gayet net, güzel toparlamış. Benim bunun üzerine çok da söyleyecek bir lafım yok. Ben kendimi hep tatlı su fotoğrafçısı olarak tanımlamıştım başlangıçta. Ama biraz derinleşmeye başladım ve sanırım bu bana daha büyük haz veriyor. Dolayısıyla fotoğrafın eleştirel ve protest gücünü kullanmayı yeğlemeye ve sevmeye başladım. Bunu buradan belirtmek isterim. Ben tüm bu sunumun sonunda şunu söylemek isterim. Aramızda Beyhan Hoca da var. Üniversiteden birisinin burada olması benim de çok hoşuma gitti. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bu arada başka tanımadığım kişiler de var olabilir. Bilmiyorum. Yukarıda ben sunuş olarak şunu demek istiyorum. Yukarıda bahsi geçen belgeci fotoğrafın önemli temsilcilerinin çalışmalarına benzeyen Eckstein'ın bu belge fotoğrafları arşivden çıkarılarak üzerine kültürel değerlendirmeler yapılmalı ve daha fazla fotoğraf sergilenerek paylaşılmalı. Çünkü bizim gördüğümüz işte bir kısım
gönüllünün uğraşarak çıkardığı, bize sunduğu fotoğraflar. Ama aslında çok daha fazla ve önemli fotoğraf var orada. Ayrıca tıp fakülteleri dahil olmak üzere iletişim ve benzeri bilimsel alanlarda arşivin ve belgenin önemi bence burada çok kendini gösteriyor ve büyük ve önemli ustalarımızın fotoğraf arşivlerinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ben burada bir kere daha vurguluyorum. Fotoğrafın değiştirici ve dönüştürücü gücü, toplumları zaman yolculuğuna çıkaran etkisi üzerine derslerde, toplantılarda ve benzeri kullanılması çok çok iyi olurdu diyorum. Bu Eckstein fotoğraflarının ve burada bu fotoğrafları gün yüzüne çıkaran, şu anda benim de bu fotoğrafları size sunmama vesile olan Albert Eckstein'a vefa göstererek onu değerlendiren sevgili hocam, kendisi de bir pediatristtir, Profesör Doktor Nejat Akar'a ve ekibine öncelikle saygılarımı sunuyorum. O zamandan bu yana yani 1930'lu yıllardan bu yana toplumcu belgeci, belgeselci bakışları ile bize aktarım yapan sevgili Ozan Sadıç, sevgili Ali Öz, yenilerden gördüğüm ve çok beğendiğim ve çok müthiş işleri olan sevgili Şevket Şahintaş ustalara ve Anadolu'yu karış karış gezerek bir kültür elçisi gibi çalışan Faruk Akbaş ustalara da buradan selamlarımı göndererek bu sunumu bitirmek istiyorum. Değerli hocam, Profesör Eckstein'a da anısına saygıyla eğiliyorum. Teşekkürler. İlk sunumumuz buydu. Umarım çok uzatmadım. İsterseniz. Gayet tadındaydı abi ya. Ellerine sağlık. Şimdi paylaşımı kapatma şansı olur mu abi yukarıda? Şöyle yapalım. Yukarıda stop sharing. Tamam, süper. Öncelikli olarak hani ben gireyim bir araya. Çok güzel bir derleme olmuş abi. Ellerine sağlık. Güzel emek harcamışsın. Teşekkür ederiz. Bilmediğimiz bir şeyi öğrenmiş olduk sayende. O yüzden emeklerin için ilk etapta teşekkür etmek isterim ben kendi adıma. Katılımcılara bakalım. Katılımcılar arasında bir şey söylemek isteyen, söz almak isteyen kimse var mı acaba? Beyin Hoca yazmış arada. Çok teşekkür ediyorum Selman Hocam diye. Selman, çok teşekkürler. çok beni onur ettin tabii de. Hak ediyorsun abi. Ben kendi adıma konuşuyorum tabii ama öyle. Ben öyle düşünüyorum. Sağ olasın. Sağ olasın. Ali abiye de selamımızı çakalım arada. Sevgili üyemiz Haydar Yarkın, bizi bu fotoğraflarla buluşturduğunuz için çok teşekkür ederim demiş. Demet Altın Bulak, emrinize sağlık, teşekkür ederim hocam demiş. Fatih Bey, herhalde abi seni tanıdığım, çok teşekkür ederiz Selman abi, Engin Melek ben demiş. Evet, sağ olsun. Evet. Hasan Çalıkuşu, sevgili YK üyemiz, çok teşekkürler, güzel bir sunum oldu demiş. Demet Altınbulak da bu etkinliğe katılmamıza vesile olan Beyhan hocamıza da teşekkür ederim diye eklemiş arada. Var mı efendim başka söz almak isteyen, bir şey söylemek isteyen? Beyhan hocam ne der acaba? Bir sesi, gerçi sesim uygun değil, şu anda iyi bir yerde değilim diye bir mesaj göndermişti ama. Evet, bulunduğu yerlere. Sonra konuşuruz biz kendisiyle. Daha sonradan şey yaparız, oraya görüşünü alırız. O zaman abi bir şey de yok galiba. Bir şey söylemek isteyen de yok galiba. Arada şey yapalım mı? Yavaş yavaş ikinci sunuma geçelim mi? Ya da Sayran olur, bir şey söylüyor galiba. Dozunda bir şeydi, toplantıydı. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten vefa borcunuzu ödemişsiniz meslektaşınıza da. Harika bir şeydi, güzeldi yani. Dozundaydı. Teşekkürler. Sağ ol Sayran'la. Sayran Hanım, teşekkür ederiz katkınız için. Çok keyifliydi.
Ali abi sana da teşekkür ederiz. Abi o zaman fazla söz almak isteyen de yok. Yavaş yavaş okay. ikinci sunuma geçelim istersen. Müzedeki hayalet. Geçelim. Müzeler zaten sokak fotoğrafçılarının uğrak yeri. Ben de çok severim müzelerde bir şeyler çekmeyi. Önce sunum hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Sözlü olarak. Başlamadan evvel. Tabii işte öyle. geldi görünüyor herhalde değil mi? Görünüyor abi görünüyor. Tamam. Güzel. Şimdi şöyle. Müzedeki hayalet ne? Bunu ilerleyen dakikalarda ben sizlerle daha derinlemesine paylaşacağım. Şimdi ben işte mesleğim gereği de çok seyahat ediyordum. Kongreler, toplantılar ve benzeri hem Türkiye'de hem yurt dışında. Benim için önemli şeylerden bir tanesi de gittiğim kentleri ne kadar kısa süreyle gidiyor olursam olayım. Mümkün olabildiğince yaşamak ve görmek. Görmek derken de mutlaka eğer o kentte bir müze varsa orayı gidip tarihsel belleği de bir gözden geçirmek isterim. Özellikle büyük müzelerse mutlaka giderim zaten. Dolayısıyla bu müze gezileri işte yıllar içerisinde devam ederken fotoğrafa da başladıktan sonra tabii bunları işte çekmeye başladık. Başlangıçta tabloyu çekiyoruz. İşte müzede geometri çekiyoruz. İşte ışık oraya güzel gelmiş müze görevlisinin üzerine onu çekiyoruz. Ondan sonra işte heykelde ne iyiymiş falan buradan alan netsizliği yapalım onu çekelim diye böyle bir giderken sonra işte bunların dışına çıkmaya başladım. Ama çok önemli iki müze ziyareti benim bakış açımda değişikliğe neden oldu. Bunlardan bir tanesi Milano'da Da Vinci'nin Son Yemek. Sesim geliyor mu? Geliyor, hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Bunlardan bir tanesi Milano'da Da Vinci'nin Son Yemek resmini olduğu yerde görmemdir. Gerçekten orada bir kilisede, bir kilisenin duvarında, kilisenin mutfak duvarında yapılmış olan bir eser bu. Oraya çok böyle randevulu falan gidiyorsunuz. Şansıma o şeyde kısıtlı gitmiştim ama randevu da alabildim ve gittim. İçeri girdiğiniz zaman işte içerisi loş. Resim görünüyor. Zaten belirli bir yerden sonra resme yaklaşamıyorsunuz. Tam karşınızda karşı duvarın neredeyse tamamını kaplayacak bir resim ve müthiş bir perspektif var. Yani gerçekten orada İsa ve havarileri sizin karşınızda yemek yiyormuş gibi görünüyor. Öyle derin, öyle müthiş bir perspektif ve şey oran kullanmış ki orada bir etkilendim. Ama beni asıl olarak etkileyen Louvre Müzesi'nde Mona Lisa'nın karşısında kendimi ona bakar bulduğumda oldu. Mona Lisa'ya bakarken Mona Lisa'nın işte çıktık şu Mona Lisa salonda şu salonda dediler. Çıktık oraya yaklaştık. Zaten kalabalıktan belli oluyordu. Ben kalabalığın önüne geçip Mona Lisa'yı karşımda gördüğüm zaman bir kere zihnimde büyük bir sessizlik oldu önce. O kalabalığın gürültüsünü duymamaya başladım. İkincisi Mona Lisa'ya baktığım zaman sadece Mona Lisa renkliydi ve çevremdeki her şey siyah beyaz bir hale geldi. Ve ona böyle bir dakikalarca ben ona baktım, o bana baktı. Sanırım benim müzelerdeki asıl çekimlerim ondan sonra başladı. Dolayısıyla o size biraz önce anlattığım o derin sessizliği ve etrafımdaki siyah beyazlığı ve Mona Lisa'nın
renkli bakışını işte bu fotoğrafla anlatmak istedim. Gerçekten saf bir sessizlik olmuştu. İşte eşim, çocuklarım falan da vardı yanımda ama şöyle bir muhtemelen bir 10-15 saniye ben herhangi bir şey duymadım. Sadece bakıştık Mona Lisa'yla. Daha sonra ben orada şunu fark ettim. İşte müzeye gelenler, birkaç dakika eseri seyreden, yani Mona Lisa'yı seyreden, fotoğrafını çeken ve gidenler değildi aslında izleyen kişiler. Yani Mona Lisa aslında bize bakıyordu. Yani izleyen Mona Lisa'ydı. 500 yıldan beri her nerede bulunduysa, bir zenginin salonunun duvarında, işte bir başka müzenin duvarında ve burada aslında bizi seyreden kişi oydu. 500 yıldan beri biz ona 3-5 dakika ayırıp şöyle bakıp geçiyorduk ama o hep bizi seyrediyor. Böyle bir şey oluştu kafamda. Ve ben sonrasında başka bir göz ve düşünceyle bakmaya başladım müzeye gittiğim zaman eserlere. Ve dolayısıyla başka bir tür görme olayı oluştu bende. Ve fotoğrafları ondan sonra başka bir şekilde çekmeye başladım. Yani yıllar ötesinden bizi izleyen, bize bakan aslında onlardı. Böylece bu fotoğraf macerası farklı bir boyuta girdi. İzleyen, izlenen birbirinin içine girmişti müze gezilerinde. Ben de fotoğrafçı olarak işte orada bir üçüncü göz olarak bulunmaya başladım ve üçüncü bir göz olarak orada durmaya başladım. Bazen bir hayalet olarak, bazen de diğer hayaletlerin arasına karışmış bir kişi olarak kendimi konumlandırdım. Şimdi işte mesela burada olduğu gibi. Şimdi genelde ben iki tip müzeyi daha çok ziyaret... Aslında genelde zaten bu iki tip müze daha fazla var. Bunlardan bir tanesi plastik sanatlar, yani resim müzeleri, işte resim heykel müzeleri. Diğeri de arkeolojik buluntu müze, arkeolojik müzeler veya buluntu müzeleri veya etnografya müzeleri gibi müzeler. Çoğunlukla bu ikisi var ve ben daha çok bunları geziyorum. Tabii ki işte daha çağdaş eserlerin yayınlandığı Tate gibi, Cer Modern gibi, İstanbul Modern gibi müzeler de var. Onlarda ben gidip çekim yapmadım. Benim şu anda size göstereceğim fotoğraflar daha çok bu iki tip yerde çekilen fotoğraflar. Şimdi burada birkaç şeyin olduğunu gördüm. Bir, mesela optik yanılsamalar burada olduğu gibi. Bakın şu bir yansıma ama katmanlı bir yansıma. Yani birkaç yansımanın aynı şeyin, aynı formun birkaç katman üzerinde yansımasından kaynaklanan bir şey. Ve bakışıyla aslında bize bakıyor. Ve beni etkiledi bu mesela. Bakın burada yine bir yansıma. Şuradaki kızın görüntüsüdür asıl olarak beni etkileyen ve şu vazodur. Şu vazoyu Tarkovski'nin sanırım Nostalji filmindeydi. Bir müzede bir müzeyi gezerken, o filmdeki kişi bir müzeyi gezerken aynı buna benzer bir tabloyu anlatıp onu nasıl düşürüp kırdığını anlatıyordu filmde. Bir şekilde ondan etkilenmiş olmam gerek ki şuradaki hayaletimsi yansımayı ve bu vazoyu görünce ben bu fotoğrafı çekme isteği hissettim kendimde ve bunu bu fotoğrafların arasına koydum. Suretler var. Bakın kim kime bakıyor? İzleyen kim? İzlenen kim? Kimin gözleri daha canlı? Kimin gözleri daha efkarlı? Kimin gözleri daha soru sorar gibi? Bunun yüzünü görmüyoruz ama bunu görüyoruz.
belki yüzyıllardan bu yana bize bir şeyler anlatmaya çalışan, bizi izleyen birisi bu. Yine aynı şekilde suretler. Bakın. Bu fotoğraf. Şurada gördüğünüz bizim Rembrandt'ın resimlerinden bir tanesi. Bir ders anlatan bir ekibin resmini yapmış. Şuradaki el hareketi, şuradaki el hareketi, kitap, şu bakış. Bakın bize bakıyor. Bunlar bize bakıyorlar. Biz onları izlerken onlar da bizi izliyor. Çok sıradan bir fotoğraf gibi geliyor değil mi? İşte resimler var. İşte bir kız da fotoğraf çekiyor. Ha, Selman Yıldırım da oradaymış. Altın Oran'a kızı yerleştirmiş. Harika. Ama bakar mısınız? Kimi işaret ediyor? Beni etkileyen şey buydu. Ben bunun için çektim bu fotoğrafı. Görüyor musunuz? İzliyorlar. Bakar mısınız? Kale duvarları. Birazdan karnavan gidecek. Sıcak yağlar aşağıya dökülecek. Ve şuradaki asker, şuradaki müze gezicisine sen ne yapıyorsun burada der gibi. Ne işin var? Kalk git buradan. Birazdan biz burada savaşacağız. Şu küstah oturuşa ve şuna bakışına bakar mısınız? İkisi de oturuyorlar. Birisi buna bakıyor ama yüzündeki ifade nasıl bir ifade? İşte engelli birisi, sen nereden çıktın, nasıl geldin, niye geldin buraya der gibi ki gerçekten de bu resimdeki kişinin hakikaten bu anlattığım tavırları olan birisi olduğunu bu resmi araştırıp okurken öğrenmiştim. Bakın, optik yanılsamalar çok önemli. Ben burada hiçbir ek cihaz kullanmadım. Sadece var olan optik yanılsamaları kullandım. Şurada görüyorsunuz resim. İzleyen iki kişi. Burada bunun yansıması. Peki bu nerede? Yok. Bu tür etkileşimler, giriftlikler son derece önemli bir şekilde beni etkiledi. Ve bu seriyi bu şekilde oluşturdum. Kucağında İsa ve Meryem ve bakın hamile bir kadın. Neredeyse duruşları aynı. Belki bir ay sonra bu kadın da bebeğini bu Meryem gibi kucağına alacak. Hayaletler. Bir sürü gerçek, bir sürü de hayalet var burada. Bakın şu sanki bunun yansıması gibi görüyorsunuz ama aslında bu başka bir heykel. Bununla bu birbirinin yansıması. Ve sanki bu şuna meydan okur gibi. En sevdiğim ressamlardan Klimt. Şu güzel bakışı görebiliyor musunuz? Hey kızlar! Neye karıştırıyorsunuz siz orada der gibi. Sonuç olarak sanki onlarca yıl, yüzlerce yıl önce resim yapan kişi sanki bugünleri düşünmüş gibi yapmış ve bizi izliyor. Bakın burada hakeza aynı. Bir sıra insan bedeni, kafaları yok, omuz omuza veya birbirine sarılmış, işte kafaları olan, birbirine sarılan iki beden yüzlerce yıl sonra birbirlerini görüyorlar, seyrediyorlar. Kibele mi bakıyor amcaya, amca mı Kibele'ye bakıyor?
Benzeşimler. Bakın renkler aynı kadının giysilerinin üzerinde. Kırmızı, beyaz işte aynı renk. Divinimler. Acaba bu kızcağız şu küreğin hareketini bilinçaltından görerek mi bacağını bu şekilde attı? Bilemiyorum ama beni o sırada etkiledi. Yüzlerce yıl öncesinin takıları ve kendisine bakan, estetiğe önem veren birisinin bunun üzerinde, önünde duruşu, atkıyı atışı falan. Yani bunun da bu kişinin de işte giysisine, kıyafetine, kılığına önem veren, bunu kendisine uydurmayı bilen birisi olduğu belli. Başka birisini olsaydı çekmezdim. Nitekim de çekmedim zaten. Bakın yansımalar gene. Üç kişi varmış gibi görünüyor ama aslında bu şurada gördüğümüz bunun yansıması. Burada iki kişi sohbet ediyor. Birisi hayalet. Hayaletler. Birbirinin içine girmiş, bize bakıyorlar. Kendilerine bakıyorlar. Kendi kendilerinin içindeler. İşte gözler buraya yansımış, buradan bize bakıyor. Burada olmayan gözler, belki buradakiler. Birbirinin içine geçmeler. Bakın, şu koca tablonun önündeki devinim, tablonun içindeki devinim, hafifçe fluluk, pardon. Alalım şunu. Aynı şekilde yine beni etkileyen şeylerden bir tanesi. Bu yüzden bu fotoğrafı çektim ve biraz da flu olarak çektim. Tıpkı Mona Lisa gibi beni etkileyen en önemli resimlerden bir tanesi. Bu tamamen olduğu gibi çekildi. Sadece şunu seyrettiğim bir sıradaydı. Ve burada ne hayalet var ne başka bir şey var, hiçbir şey yok. Ama şu muhteşem resmin güzelliği var. Bu yüzden bu serinin içine girdi. Şu kızcağızın utangaç halini görüyor musunuz? Neden utandı acaba? Çocuklara, kadınlara tecavüz eden şu resimden, bu resimdeki duygudan dolayı mı? Ve tüm bunların içerisinde o anda var olan melek gibi güzeller de var müzelerde. İşte ölüm. Ölüme bakan bir çocuk. Ne hissediyor? Bilmiyorum. Aynı zamanda üçüncü göze, yani bana da bakıyor. Bir çocuk olarak ölümü burada görmesi nasıl oldu? Ona ne hissettirdi acaba? Tarhun da tüm bu salona giren herkesi izliyor. Bu çocuk onu izliyor. Tarhun da bu çocuğu izliyor. Ve en beğendiğim, en sevdiğim fotoğraflardan bir tanesi. Şurada bir kalabalık silsile arkada. Önde bir başka kalabalık silsile. Arkadaki kalabalık insanlar topluluğu, öndeki insanlar topluluğunu izliyor. Öndeki çocuklar ve belki şu öğretmenleri buradaki başka bir eseri izliyor. Ama ben ve bu kadın, şurada suretini gördüğünüz kadın, birbirimizi izliyoruz. Hepimiz birbirimizin içindeyiz.
aristokratlar, önlerinden geçen basit bir insanı gülümseyerek izliyorlar. Ve işte ölüm. Nerede bunun sahibi? Belki oradaki bir melek önümden geçen. Benim bu seriden size göstermek istediklerim bunlar. Şöyle yaklaşık 300 fotoğraftır bu. Ama 100 tanesini ben çok beğendim. Bugün sizlere de 32-33 tanesini sunmak istedim. Aslında bu bir gösteri. 6 dakikalık, 8 dakikalık bir gösteri. 60-65 civarında fotoğraftan oluşuyor. Ben bu şeyle ilgili, gösteriyle ilgili bir de hani öncesinde döner ya gösterinin önünde güzel basit bir şey yazmıştım. Onu da size okumak istiyorum. Hatti savaşçılarının çığlıkları ile fırtına tanrısı Tarhunda'nın yıldırımları karışıyor birbirine müzede gezinirken. İpek halılar gibi işlenmiş yer mozaiklerinden Dionysos rahibelerinin şenlikli gülüşleri çınlıyor kulaklarda. Diğer bir müzede Fango, beni hiç anlamadınız der gibi süzüyor kendine hayranlıkla bakan yüzleri. Işığın ve gölgenin efendisi bize bakıyor gece devriyesinin içinden. Sahi, kim kimi izliyor? Tarihin bellek deposu müzelerde. İzleyen, izlenen, izlenen, izleyen oluveriyor sanki. Ve tüm bunlardan ötede, içeride veya biraz dışarıda, sanki bir başka göz gezinmektedir öylece. Deyip bunu sonlandırıyorum. Bir de son dönemde yine müzelerden çektiğim birkaç fotoğrafı size göstermek istiyorum. Sembolik oldu artık bu. Umarım COVID bizi zombiye daha fazla çevirmeden şu illetten kurtuluruz ve doğru dürüst yüz yüze yaşantılarımızda devam ederiz diyorum. Bunlar Antalya'da Arkeoloji Müzesi'nde çektiğim fotoğraflar. Ve teşekkür ediyorum. Abi biz teşekkür ediyoruz güzel sunum için. Ellerine emeğine sağlık. Ben de müzelerde bol fotoğraf çeken biriyim. O yüzden bana da ilham verdi bazı fotoğrafların. Çok teşekkür ediyorum sana. Sadece şunu söyleyeceğim. Ya maalesef hani bu farkı ben de çok rahat hissedebiliyorum. Yurt dışında müzelerde çektiğimiz fotoğraflarla maalesef yurt dışında çektiğimiz fotoğraflar arasında dağlar kadar fark oluyor. Malum bizim Anadolu'daki yani Türkiye'deki müzelerin çoğunda ışıklandırma vesaire gibi çok ciddi sıkıntılar var. O da zaten fotoğraflarda belli ediyor kendini. Ben de bu sıkıntıyı yaşıyorum bolca. Maalesef böyle bir dezavantajımız var ama şimdi bu Çanakkale'de yeni yapılmış Troya Müzesi'ni çok methediyorlar. Bakayım bir fırsat bulabilirsem ben de oraya gideceğim. İlk fırsatta bir bakacağım. Yani sana da şey yaparım. Bilgi geçerim bununla alakalı. Muhakkak. Tamam. Şimdi benim Türkiye'de görmediğim, daha doğrusu gördüm de fotoğraf çekmediğim, o zaman daha çok yıllar önceydi. Bir İstanbul Arkeoloji Müzesi var. Ne yazık ki bizdeki resim heykel müzeleri kapalı abi. 3-5 yıldır, 10 yıldır kapalı, açılmıyor. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz, neler yaptıklarını da bilmiyoruz. Hem Ankara'daki resim heykel müzesi kapalı, hem de İstanbul'daki ne sanırım girilmiyor. Şöyle bir ciddi problem daha var. En son Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki çok beğendim. Çok güzel, ışıklandırması da çok iyi Anıl. Tavsiye ederim. İçerideki eserler de müthiş. Biliyorum. Gittim oraya. Burayı da biliyorum. Yalnız bazı eserlerin yerleri boş ve üstünde şöyle yazılı. Bu eser İstanbul Havalimanı Müzesi'nde sergilenmek üzere geçici olarak gönderilmiştir. İstanbul'da havaalanında müze var mı yok mu emin ol bilmiyorum. İnşallah bu eserler yerlerine geri döner. Hiç emin değilim. Çok kuşkularım var. Bunu da söyleyip biraz yürek daraltıp kapatalım istersen. Bununla alakalı son zamanda sosyal medyada zaten bayağı bir paylaşım var.
sadece şey değil, Antalya Müzesi değil, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki de sözde hani teşhirde olmayan bir sürü eseri alıp oraya götürüp bir müze açma gibi niyetleri varmış. Hatta o da değil, sadece havalimanı da değil, bu Çamlıca'ya böyle kocaman bir garip gureba bir cami yaptılar. Kimsenin gitmediği bir cami. Oranın altında da bir işte Osmanlı ile alakalı bir müze yapma gibi planları var anladığım kadarıyla, ama inşallah şey olmaz. Hani bu eserlere yani götüreceğiz diye zarar verip bu eserlere zarar verip şey yapmazlar. Bu eserleri ne bileyim işte başka yerlerde bulmayız yakın zamanda diyeyim. Ama birkaç haftadır o havalimanındaki müzeyle alakalı şey var. Ciddi tartışmalar var. Aslında pek gündem olmuyor ama gündem olması gerekiyor ciddi anlamda. Ya o kadar çok gündem var ki. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Yani şu en son bu müze şeyine, hani bu tüm bu benim bu işte hani başlangıçta beni Mona Lisa etkiledi falan dedim ama sonra ben başka şeyler düşündüm. Neden ben bu şekilde görüyorum müzeleri gezerken diye. Kendi kendime bir takım böyle düşünmeler yaparken karşıma bir yazı çıktı. Mehmet Ali Kılıçbay'ın Foucault'un Kelimeler ve Şeyler kitabını çeviren kişi bu. Bir sunuş yazısı yazmıştı. Sunuş yazısında şöyle bir şey var. Orada Lance Meninas'tan bahsediyor. Beni etkileyen ve bilinçaltıma yerleşen şey sanırım yıllar yıllar önce asıl yerinde Picasso'nun kendine özgü kübik olarak yaptığı Las Meninas resmiydi. Sonradan ben Las Meninas'ın aslına baktım ve orada bak şeyi söylüyor Mehmet Ali Kılıçbay. Yani beni etkileyen şey sanırım o. Ben benim görme biçimimi bu şekle sokan şey bilinçaltıma yerleştirdiğim şu. Las Meninas'a bakmanızı isterim. Gerçekten orada Las Meninas'taki bizim gördüğümüz tablo aslında ressamın yaptığı tablo değil. İşte yani bir okumanızı isterim. Çünkü orada bakanın, Mehmet Ali Kılıçbay şöyle yazıyor. Bakanın bakılan olduğu ve tablonun kişilerinin arasına katıldığı tek resimdir diyor Las Meninas için. Ben o yazıyı okuduktan sonra sanırım etkilenme noktam ve görme biçimimi değiştiren şey bu diye bir kendimce nokta koydum bu şeye. Ben de o zaman duruma paylaşayım da hani ne olduğunu bir görsün insanlar. Belki bilmeyenler var. Evet. Paylaşalım. Las Meninas. Şu aşağıdaki şey isterseniz etkinlikten sonra da açıp kendiniz bakabilirsiniz diyelim. Bu değil mi abi? Ben şey yapmadım. Evet evet bu. Bak burada hatta şu arka tarafı şey yapıyoruz. Orası mesela bakayım şimdi. Neyse. Ya bunu hani merak edenleriniz varsa lütfen bu resim üzerinde okumalar yapın. Son derece önemli ve bu bakma, görme, izleme, izleyen, izlenen, bakılan meselesini farklı bir gözle tekrar değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir açalım ve buradan bakalım o zaman. Evet, biraz daha detay lazım. Tamam. Zamer görmüştür burada. Abi müsaadenle ben yavaş yavaş şeye geçeyim. Yorumlara geçeyim. Veliahattin Dereli Sami Hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel sunum için demiş. Sevgili Arjumant gelmiş. Onu görmüştük. Akıl dolu bir çalışma, çok iyi düşünce ve düşüncenin kadraja yansımış hali. Tebrikler demiş. Beyhan Hoca fotoğrafta anlam kurmak ve anlam bulmak denilen kavramı fotoğraftan çok net bir anlaşılıp içinde anlattın Sami Hocam. Eline, emeğine ve gözüne sağlık demiş. Selahattin Dereli, Selam Hocam emeğinize sağlık. İzmir'den Adana'ya tüm dost ve arkadaşlara selam, sevgiler demiş. Nalan Yazar, sevgili üyemiz, fotoğraflarınızın yanı sıra bilgilerinizin için çok teşekkürler.
Emeğinize sağlık demiş. Hasan Çalıkuşu, çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Bir farkındalık esinleten sunumun faydalı oldu demiş. Mesut Koca, hem sanatçı, hem hekim, hem öğretmen çalışma arkadaşım olmaktan gurur duyuyorum. Muhteşem bir sunum. Çok teşekkürler hocam demiş. Yakup Küçük, AFAD'dan, bakmak ve görmek bu olsa gerek. Çok güzel görmüşsünüz Selim hocam. Elinize sağlık demiş. Demet Altınbulak, resimler ile ortamı bütünleştirilmiş bir şekilde o kadar güzel sundunuz ki. Teşekkür hocam demiş. Ali Işık İzmir'den, emeğine sağlık. Çok güzel bir sunum ve ders oldu. Teşekkürler Selim hocam demiş. Sevgili üyemiz Yusuf Ziya hocam da, emekleriniz için çok teşekkürler. Gördüklerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederim demiş. Yorumlar burada bitmiş. Efendim, söz almak isteyen, katkı yapmak isteyen kimse var mı acaba başka? Ben yorum yapan, katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Biz teşekkür ederiz bilgilerini esirgemediğin işimizden. Ali abi yazmış, Ali Öz, çok güzel, faydalı bir çalışmaydı demiş. Var mı efendim bir şeyler söylemek isteyen? Yusuf Hoca gelmiş. Yusuf Aslan, geç kaldım ama güzel bir anlatım dinle tanıklık ettim demiş. Sevgili hocama teşekkürler demiş. Yusuf hocam, kaçırdığınız yerleri izlemek isterseniz YouTube'da Anafot kanalımız var. Reklamımızı da yapalım arada sayenizde. Selma Hanım, çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Eksik olma. Sağ olun Baytekin. Çok teşekkür ederiz abi. Ratinginiz düşük oldu ama ne yapalım? Abi o gözle bakma. Şöyle söyleyeyim. Insanlar, sezon sonlarında evet böyle şeyler oluyor. Maalesef şimdi sezon sonu, bir de şey ya, bu geçen hafta açtıktan sonra şeyi her yeri, bizim üyeler de tabii bayağıdır içeride duruyor. Yazdıklarına vesaireye karşılar. O yüzden şey yapma. Emin ol ki bu sunumu biz YouTube kanalına yükleyeceğiz. Ondan sonra izleyecekler zaten. Endişen olmasın. Yok canım, şaka yapıyorum zaten anacığım, merak etme. Yok yok, hani öyle rating diye bir şey yok, onu da ben sana söyleyeyim. Sedat abi, söz almak istiyordun galiba Sedat abi. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Yalnız bu profesörün sadece Türkiye'de mi çekmiş fotoğrafları var? Yani başka yerde görev yapmamış mı? Yani kırsal alanlarda. Ya şöyle. Yerinde yok muydu? Birkaç cümle görseydin. Teşekkür ederim. Şöyle 1935'te geliyor, 50'de ayrılıyor, 57'de de vefat ediyor zaten kalp krizinden. Anladım yani hocam. Almanya'da çekilmiş fotoğrafları vardır mutlaka. Zaten tüm arşivi şeyde şu anda, Cambridge Üniversitesi'nde. Anladım hocam. Cambridge Üniversitesi sahiplenmiş bunları. Belki sizin elinizde dedim birkaç numune olabilirdi ama demek ki yok. Yok maalesef. Tamam hocam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Sen söz istiyorsun galiba. Hoş geldin. Sevgili Hanım merhaba. Selman Hocam merhaba. Sevgili Baytekin. Merhaba Ercan. Anafot üyelerine merhaba. Herkese merhaba. Yani tabii ki bu Selman Vefa'nın bunun gibi birçok çalışması var. Bu çalışmalarda da hep aslında direkt ilk şahit olan kişilerden biriyim. Hatta bu müzedeki hayaleti de ilk birlikte izlemiştik. Şöyle ki, tabii ki gösteriler, bir fotoğraf projeleri, işte bu tarz çalışmalar ilk izlenildiğindeki oluşan etkiyle sonrasında Selman Vefa'nın bu şekilde fotoğrafı bir yazımsal nitelikte, yani bir seslendirme ile bu gösteriye bir anlam yüklemesi çok daha farklı. İlk izlenimdeki etkiyle şu an fotoğrafları kendi gözüyle, fotoğrafçı gözüyle, kendi bakış açısıyla bir ifade biçimine dönüştürerek aktarması çok farklı. Yani fotoğraflardan çok daha farklı şeyler algılıyorsunuz. Bunu yaşadığımı hissettim. Birkaç defa izlediğim halde ama şu anki aldığım etki çok daha farklı oldu. Bu anlamda bu çalışmanın niteliğinin de çok yüksek olduğunu da fark etmiş oldum. Gerçekten emeğinize sağlık. Bir de aslında beni böyle çok etkileyen şeylerden biri de özellikle resimsel fotoğrafların, resimsel çalışmaların önündeki insan portrelerinin olduğu kadrajlarda
İşte o Caravaggio ışığının işte önündeki işte o kadın fotoğrafına baktığımda sanki fotoğraf içerisinde fotoğraf ya da resim içerisinde resim gibi her noktada o tablodaki ışık ortamının bir benzeri bir teknik yaklaşımla o fotoğrafı çekmiş Selman Hocam. O da ayrı bir etkiledi. Sanırım işte bu yüzden belki de chat kısmına hani akıl dolu yazmamdaki sebeplerden biri buydu. Biraz hani hani kurnaz demeyeyim ama hani biraz kurnazca ama pratikçe yaklaşılmış bir yaklaşım. Bu profesyonelliğin temsili anlamında söylüyorum. Ha, sağ ol, çok teşekkür ederim hocam. Bu konuda da teşekkür ederim. İlk gösteriye ben de geç kaldım bağlantı sıkıntısından dolayı. Ama ilk söyleşi de ayrı bir tattı benim için. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. O söyleşiyle ilgili de sizinle yüz yüze daha sonra tekrardan konuşmak isterim. Anıl'ı da Adana'ya bekliyorum en kısa zamanda. Halen Anıl'ın Adana Kozan'daki projesi bekliyor. Yani onu o söyledi. Kimse de yapmadı. Ben de yapamıyorum. Anıl bir defa bana söyledi bir projeyle ilgili. Ya diyorum bunu Anıl söyledi. Anıl'ın üstüne ben bu projeyi yapamam. Zaten burada da kimse o projeyi görmüyor, düşünmüyor. Bilgin olsun Anıl. Eyvallah, iyi. Kimse yapmadıysa sıkıntı yok. Süper. Ben iyi, şu pandemi biterse ilk fırsatta geleceğim ya. Şimdi pandemide insan biraz korkuyor hareket etmeye. Ama eyvallah. İnşallah en kısa sürede bekleriz gelecek. Bekleriz Ferda. Şimdi söylediklerimle alakalı ben şöyle bir şey söylemek isterim. İlk etapta ya bir konuda son derece haklısın. Aslında biz fotoğrafı çok tüketilebilir bir madde olarak düşünüyoruz. Böyle özellikle müzik sunumlar yaparak böyle 5-6 dakikada aslında kaç yıllık bir emek Selman abininki bilmiyorum ama 5-6 dakikada bunu harcıyoruz. Ben uzun dönemdir işte geçen seneden beri aslında bu Zoom üzerinden yaptığımız etkinliklerde şunu fark ettim zaten. İnsanlar tabii ki müzikli sunumları vesaireleri seviyorlar ama çekilen fotoğrafların arkasındaki hikayeleri duymak ve fotoğrafı çeken kişinin duygularını gördüğünde bundan daha farklı ve daha güzel bir haz alıyor. Öyle söyleyeyim size. O yüzden biz Anafoto olarak genel tercihimiz katılan tüm misafirlerimize müziksiz sunum yaptırmak yönünde. Ki hani bunda da çok olumlu dönüşler aldık izleyicilerden ve muhtemelen hani artık bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani mesela geçen zamanlarda ben bir bizim dernekte şahit olmuşum. Mesela bir dia gösterisine şahit oldum. Hakikaten çok böyle keyifli oluyor. Yani o tıkır tıkır sesle o diaları işte koyarken böyle projeksiyonda onu bir müzikle değil ama işte çeken kişi anıları paylaşarak, hikayeyi paylaşarak o anı anlatması inanın bir müzikli gösteriden çok daha farklı bir keyif oluyor. Burada çok büyük ustalar var. Hani onlar bu konuda süreç ve zaman konusunda daha tecrübeliler. Onlar daha iyi anlıyorlardır diye düşünüyorum. Bu anlamda bu söyleşinin kalitesi ve vermiş olduğu keyfi de vurgulamak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Herkese de selamlar diliyorum. Hakkınız için biz çok teşekkür ederiz Ercüment. Ağzına sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Last Minute'ı tekrar hatırlattınız. Ben bunu bir sanat dergisinde okudum ve bütün bu fotoğraf şeyleri görmüştüm, tabloları. Çok da ilgimi çekmişti. Ama şu anda sizin bu hakikaten o görüşle fotoğraf çekmeniz beni çok etkiledi. Demek ki hakikaten bakmak, görmek arasında fark varmış. Onlar çok hoş tablolardı. Bana tekrar hatırlattığınız bu vesileyle yine gerçekten teşekkür ediyorum size. Teşekkürler Sayra ablam. Teşekkürler Sayra Hanım. Ağzınıza sağlık. Abi son birkaç yorum daha gelmiş. Ben bunları okuyayım. O söz almak isteyen bir o kişi olmazsa da artık yavaş yavaş kapatırız istersen. Berin Yeğenoğlu bu güzel sunum için çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık demiş. Mehmet Ali Danışman biz zevkle izledik. Emeğinize sağlık demiş. Sayra Hanım zaten az önce söylediklerini buraya da yazmış. Eksik olmasın. Diyelim ve başka söz almak isteyen kimse yoksa Selman abi yavaş yavaş sözü sana bırakayım. Senden bir son sözleri alalım. Ondan sonra da şey yapalım. Kapatalım yavaş yavaş oturumu. Evet. Anılcığım çok teşekkürler. Ben yine sana ve derneğe teşekkür ediyorum. Ben kendimi anlatabildiysem, fotoğraflarım size keyif verdiyse ne mutlu bana.
Valla ne mutlu bize, böyle güzel çalışmaları izledik senden ve hani çok güzel bir derleme yapmışsın. Emeğine sağlık. Anafot'un kapısı her zaman sana açık. Ne zaman istersen bekleriz diyeyim. Son bir duyuru yapayım, ondan sonra kapatayım. Valla uzun bir dönemi geride bıraktık. Pandemi şartlarında gerçekten bu tarz etkinlikleri yapmak çok zor, çok emek harcıyorsunuz. Haftada bir de böyle birkaç kere yapınca bayağı bir yıpranıyorsunuz. O sebeple biz önümüzdeki hafta sezonun bu 2020-2021 sezonun kapanış etkinliğini yapacağız. Ama 2020, yani bu kapanış etkinliğinde özel bir konuğumuz olmayacak. Serbest Kürsü diye bir yayın yapacağız. Bu etkinlik hem Anafot üyelerine hem de Anafot etkinliklerine katılan herkese açık bir şekilde yapılacak. Detayları zaten Anafot'un Facebook hesabında ve Instagram hesaplarında var ama ben tekrardan bahsedeyim. Yayınlarımıza katılan herkes etkinlik@anafot.org mail adresine 10 tane fotoğrafını katılıp gönderdiği takdirde önümüzdeki hafta biz onu ağırlayacağız. Hem kendisiyle bir iki dakika sohbet edeceğiz hem de fotoğraflarına bakacağız. Ve hani hep burada özel konuklar ağırladık ama misafirlerimiz de, daha doğrusu katılımcıları da biz ağırlayıp onlarla da bir tanışmak istiyoruz. En azından böyle bir serbest kürsü diye bir etkinlik yapıyoruz. Uygun olan herkesi de etkinliğimize bekliyoruz. Az önce söylediğim gibi 10 tane fotoğrafınızı etkinlik@anafot.org'a gönderebilirsiniz. Buna göre önümüzdeki hafta sizi ağırlıyor olacağız diyeyim. Yavaş yavaş da şeyi kapatayım. Yayını kapatayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Müsait olan herkese önümüzdeki hafta Serbest Kürsü adlı son etkinliğimize, sezonun kapanış etkinliğine bekliyoruz diyorum. Herkese iyi akşamlar. İstanbul'dan selam sevgiler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Elinize sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler Selman. Sağ ol. Sağ ol abi. İyi akşamlar.